Arkadaşlar merhaba. Konumuz bir uygulama, navigasyon uygulaması. Adı Voice Vista. Aranızda kullananlar var mı bilmiyorum ama çok yaygın bir uygulama değil. Voice Vista Türkçe desteği olan bir uygulama. Düzenli güncelleme de alıyor. Voice Over'la da son derece uyumlu çalışan bir uygulama. Ve ücretsiz dediğim gibi. Şimdi buna kısaca birlikte bakalım. Bu tür uygulamaları elbette insanın kendisinin deneyimlemesi çok daha önemli, özellikle dışarıda. Voice Vista. Voice Vista uygulamasını açıyoruz. Voice Vista. Gerstrasse 12-22547 Hamburg. İlk açtığınız zaman konumunuzu veriyor. Bulunduğunuz şehir, cadde, numara vesaire. Bir de bunu ilk indirdiğiniz zaman arkadaşlar konum bilgilerinize ulaşmak için izin istiyor. Onu vermek zorundasınız. Yer ara düğme. En üstte yer ara diye bir düğme var. Oraya bakıyoruz. Nereye kaşif olmak istiyorsunuz? Arama alanı. Böyle bir çeviri hiç duymadım. Nereye kaşif olmak istiyorsunuz? Allah Allah. Arama alanı. Buraya tıklıyoruz. Eklemen arama alanı düzenleniyor. Nereye kaşif olmak istiyorsunuz? Karakter modu. Ekleme noktası başta. Şimdi buraya herhangi bir adres ya da bir yer verdiğimiz zaman orası hakkında bir konum bilgisi alıyoruz. Mesela ben buraya Anıtkabir vereyim. Anıtkabir. Anıtkabir eklendi. Şimdi onun altında metni sil düğme, vazgeç, durdur düğme. Anıtkabir 2302,3 kilometre güneydoğu, 31 Akdeniz Sidi, Çankaya Ankara 06570, Türkiye düğme. Evet, böyle bir bilgi veriyor. Bunu tabii Google'dan da bakabilirsiniz, o ayrı mesele de. Durdur düğme. Buradan çıkıyorum Anıtkabir, şimdi. Anıtkabir arama alanı. Yer ara düğme. Yer ara çevre başlık. Şimdi çevre başlığı altında konumum nedir düğme. Burada kendi konumunuzu, nerede olduğunuzu öğrenmek için buraya basıyoruz. Bakalım. Güneydoğu'ya bakan en yakın yol servis yolu 80 metre ileride, spor alanı 45 metre sağdır. Evet, bunun altında etrafımda neler var düğme. Buraya bakalım. Spor alanı 45 metre. Kniyende 135 metre. Oyun alanı 85 metre. İşaretleyici 95 metre. Belki fark ettiniz sesten. Şimdi bunu kulaklıkla bu uygulamayı kullandığınızda ses belirttiği yere göre değişiyor. Sağdan, ortadan, soldan, sol alttan, sağ alttan böyle değişik şekillerde geliyor. Yani yönünü belirlemek açısından çok önemli. Çok güzel bir şey yani. Kulaklıkla denemenizi tavsiye ederim. Önümde ne var? Düğme. Önümde ne var düğmesi var. Buraya bakalım. İşaretleyici 95 metre. İşaretleyici 95 metre. İşaretleyici 100 metre. İşaretleyici 105 metre. İşaretleyici 110 metre. Evet, burada da işaretlenebilecek yerlerin listesini veriyor önümüzdeki. Yakındaki işaretçileri düğme. Burada ne var? İşaretleyici 95 metre. İşaretleyici 95 metre. İşaretleyici 100 metre. İşaretleyici 105 metre. Burada da biraz önce verdiği işaretlenmesi mümkün olan yerlerin listesini verdi. Yakındaki yerler düğme. Bu yakındaki yerler düğmesi enteresan. Yakındaki yerler, durdur, düğme, yer, başlık, her yer, düğme. Bu her yere baktığımız zaman çevremizdeki bütün her yerin listesini veriyor. Yani okullar, doktorlar, finans kurumları, yuvalar vesaire vesaire. Çevrede ne varsa bütünlerin hepsini genel olarak veriyor. Toplu taşıma, düğme. Toplu taşımaya baktığımız zaman buraya bir girelim.
Kranzosenkopfel otobüs durağı 200 metre güneybatı. Düğme. Bu yanı yakınımdaki caddenin oradaki otobüs durağını veriyor. Onun bu da Kranzosenkopfel otobüs durağı 210 metre güney. Düğme. Bu da onun karşısında biri geliş biri gidiş yönündeki durakları veriyor. Tatsbacistrasse otobüs durağı 240 metre güneydoğu. Düğme. Yine burada da işte öbür durakları veriyor. Bütün durakları veriyor yani. Toplu taşıma. Düğme. Oradan çıktık. Yiyecek. Düğme. Bu yiyecek bölümü enteresan. Sushi Hamburg 450 metre doğu. 450 metre doğuda bir sushi. Voice Vista. Yer. Geri düğmesi. Yiyecek. Başlık. Sushi Hamburg Magnifico 480 metre doğu. Bir düğme. Restoran. Pizza Similes 565 metre kuzeybatı. Düğme. Pizza Similes diye bir yer var. O pizza dükkanı orasını veriyor. Grill Taverna Hellas 500 Taverna Naxos 645 Yunan metre restoranı. Kuzeybatı. 104 Delal Döner 725 metre doğu. 103 Eldika Ostrasse. Düğme. Burada Helal Döner diye bir yer var. Onun caddesini ve numarasını veriyor. Esban Döner Grill 755 metre doğu. Düğme. Yine aynı şekilde bir tren istasyonundaki yeri veriyor. Döner yeri. Burası da böyle her arkadaşlar. Yer, düğme. Toplu yiyecek. Düğme. Akademi. Düğme. Bu akademi bölümünde burada çevredeki okullar ve eğitim alanları, çocuk yuvaları vesaire onları veriyor. Toplu taşıma. Düğme. Yine bu toplu taşımada da trafik hakkında bilgiler var. Yine duraklar vesaire, otobüsler. Parasal. Düğme. Finans kurumlarını veriyor. Sağlık hizmeti. Düğme. Bu sağlık hizmetlerinde de çevredeki hastaneler, doktorlar, eczaneler, sağlıkla ilgili olan her yerin isimlerini ve numaralarını, cadde numaralarını veriyor. Bu da çok iyi. Eğlence. Düğme. Eğlence yerlerinin adresleri var. Hizmet. Düğme. Hizmet yerleri. Tesisler. Düğme. Tesisler. Atık. Düğme. Burada atık yerlerinin, çöp yerlerinin şeyleri var, adresleri var. Özellikle elektronik aletleri nereye atacağınız vesaire. Diğerleri. Düğme. Ve diğerleri diye bir yer var. Buradan da çıkıyorum. Yer ara. Düğme. Çev. Konum. Et. Önüm. Yakında. Pil ömrünü korumak için Voice Vista arka plan modunda çalışırken sessiz kalacaktır. Diye bir şey açıklama var. Yakındaki yerler. Düğme. Evet. Buraya bakmıştık. Şimdi. Sekme çubuğu. Seçilen. Çevre. Tab. Bir eğik çizgi 5. Şimdi bizim baktığımız bütün bunlar bu birinci sekmedeydi. Asistan, tab. Bunun yanında asistan var. İşaretçiler, tab. 3 İşaret, çizgi 5. İşaretlenen yerlerin. Rotalar, tab. 4 eğik çizgi 5. Bu rotalarda da arkadaşlar enteresan olan şey şu. Diyelim siz bir yol güzergahında gidiyorsunuz. Devamlı gittiğiniz bir yer. Ya da devamlı gitmediğiniz bir yer de olabilir. Belli dönüş noktalarınızı işaretleyebiliyorsunuz. Burada benim anladığım o. Yani diyelim buradan sağa döndünüz. O sağa döndüğünüz yeri bilmek istiyorsanız oraya bir işaret koyuyorsunuz. O size sesli bir şekilde ikinci sefer oradan geçerken size bir işaret veriyor. Bu da önemli. Benim mesela gittiğim yol üzerinde 5 sola doğru 5 giriş var. Benim girişimi eğer atlarsam gerçekten karman çorman bir yere giriyorum. Bir daha da çıkamıyorum. Hep saymam lazım. Bunun için mesela güzel. Ayarlar. Tab 5'e ilk çizgi 5. Ayarlara bakalım çok kısaca. Ayarlar. Genel ayarlar. Bak ses. Yer daha geliştirilmiş. Buradan düğme. Sesi seçebiliyoruz. Ses işareti. Dokunsal. Düğme. Hacim. İşaret 0.8. Ses 0.8. Ses 0.8. Düğme. Siri kısa yolları. Düğme. Harici haritalar uygulaması. Elma haritaları. Düğme. Burada Apple'ın haritalarını da devreye sokabiliyoruz. Kafa takip kulaklıkları. Başlık. Apple AirPod'lar. Düğme. Medya kontrolleri. Başlık. Medya kontrollerini etkinleştir. Anahtar düğme. Kapalı. Bunu kulaklığınızdaki düğmeler ve kilit ekranındaki medya oynatma düğmeleriyle Voice Vista'nın kontrolünü etkinleştirmek için kullanın. Voice Vista açıldığında, podcastler veya müzik gibi diğer ortamlar çalarken kullanılamayacağını unutmayın.
Evet, burada bilgisini veriyor. Açıklamaları yönet. Başlık. Açıklama metinlerine izin ver. Tüm açıklama metinlerini aç veya kapat. Anahtar düğme. Açık. Yerler ve simgesel yapılar. Yakındaki yerler mağazaları ve restoranları sever. Anahtar düğme. Açık. Hareketlilik. Kalk. Sesli işareti olan mesafe. Ayarlandığında sesli işareti olan mesafe ile ilgili güncellemeler. Anahtar düğme. Açık. Evet. Adresin kısa adı. Adres bir. Voicevist. İsimsiz yollar. Sok. Diğer. Başlık. Sıkça sorulan sorular. Sorun giderme. Düğme. Voice Vista hakkında. Düğme. Evet. Burada bir de sesli bir bölüm var. Burada bir de ses işareti. Dokunsal. Düğme. Böyle bir tuş var. Buraya girdiğimiz kalkış zaman. Kalkış ve varış. Başlık. Kalkış ve varış ipuçlarını etkinleştir. Anahtar düğme. Açık. Harekete geçtiğimiz an ve vardığımız yer. Ses tarzları. Başlık. Burada çeşitli ses tarzları var arkadaşlar. Burada birini seçebiliyoruz. Orijinal. Orijinali şöyle. Seçilen 85 metre. Yola doğru sağa dönün. Böyle sinyal veriyor. Akım. Akım diye bir şey var. Seçilen 85 metre. Yola doğru sağa dönün. Bu da böyle bir ses veriyor. Parlama. Parlama. Seçilen metre. Yola doğru sağa dönün. Işıltı. Işıltı. Seçilen metre. Yola doğru sağa dönün. Dokunsal. Ping. Dokunsal. Şu dokunsala bakalım. Seçilen 85 metre. Yola doğru sağa dönün. Bu da böyle. Ping. Seçilen 5 metre. Yola doğru sağa dönün. Düşürmek. Sinyal. Sinyal yavaş. Burada bunların dozunu da ayarlayabiliyoruz. Daha yavaş ya da daha hızlı. Sinyal çok yavaş. Tokmak. Bir de burada tokmak var. Seçilen 5 metre. Yola doğru sağa dönün. Tokmak yavaş. Tokmak çok yavaş. Dokunmatik tarzlar. Başlık. Dokunsal değnek. Dokunsal nabız. Gibi ögeler var. Bu dokunsal nabız. Dokunsal nabız için dokunsal geri bildirim. Yalnızca telefonunuzun kilidi açıkken ve voice list açıkken kullanılabilir. Diye bir bilgi veriyor. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı böyle ayarlarda da daha geniş kendiniz ayrıntılı bakarsınız. Sonuç olarak güzel bir uygulama. VoiceOver'la çok iyi çalışıyor. Bütün tuşlar okunuyor. Ve ücretsiz, dediğim gibi App Store'dan hemen indirip konuma izin verirsiniz ve dışarıda kullanmaya başlayabilirsiniz. Çevre hakkında oldukça iyi bilgiler veriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.